Değerli arkadaşlarım merhaba. Ben ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 4. ünite olacak. Kıymetli arkadaşlar saf maddeler ve karışımları işleyeceğiz. Bu ünitede maddenin tanecik yapısı, saf maddeler, karışımlar, karışımların ayrılması, efsel atıklar ve geri dönüşüm konularını işleyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar bugün ilk dersimiz maddenin tanecik yapısı olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Peki biz bu ünitede neler inceleyeceğiz? Kazanımlarımız neler olacak? Bunlara bakalım. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarına bakacağız. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini bakacağız değerli arkadaşlar. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder demiş. Çeşitli molekül modeli oluşturarak değerli arkadaşlar sunar demiş. Kıymetli arkadaşlar bu ünitedeki kazanımlar bunlar. Peki dersimize bakalım. Maddenin tanecikli yapısına baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, çevremizde sayısız madde görürüz. Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Peki maddeyi oluşturan tanecikler nasıl bir yapıya sahiptir? Kıymetli arkadaşlar buradaki öğretmen öğrencilerine bu soruyu sormuş ve öğrenciler de bunu ne yapıyor? Düşünerek tartışıyorlar. Kıymetli arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman, kesinlikle her maddenin içerisinde atom dediğimiz maddeler var değerli arkadaşlar. Sonuçta atom maddenin en küçük yapı birimidir. Bütün maddeler kıymetli arkadaşlar atomlardan meydana gelmiştir. Örneğin buradaki tencereye baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar geniş kaba. Ondan sonra çaydanlığa baktığımız zaman belli bir atom diziliminde meydana geldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Atom altı parçacıklara baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, atomlar kendisini oluşturan daha küçük parçacıklardan oluşur. Örneğin proton, örneğin nötron, örneğin elektron dediğimiz atom altı parçacıklardır kıymetli arkadaşlar. Peki bunlar atomda işlevleri nelerdir, görevleri nelerdir ve atomun neresinde kıymetli arkadaşlar bulunurlar? Protona baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, atomun içerisinde bulunur, yani çekirdeğinde. Pozitif yüklüdür. Çekirdekte bulunur. Değerli arkadaşlar küçük P harfi ile gösterilir. Yani P artı şeklinde gösterilir. Artı demek pozitif yüklü olduğunu gösteriyor. Peki nötrona bakalım kıymetli arkadaşlar. Yüksüzdür. Yani yüksüz demek nötr demek değerli arkadaşlar. Çekirdekte bulunur. Küçük N harfi ile gösterilir kıymetli arkadaşlar. Proton, nötron çekirdekte bulunur. Fakat elektron atomun etrafında halkalarda yani katmanlarda kıymetli arkadaşlar bulunur. Elektronlar negatif yüklüdür. Eksi ile gösterilir. Katmanlarda bulunur. Küçük e şeklinde gösterilir kıymetli arkadaşlar. E üzeri eksi ile ifade edilir. Burası bizim için önemli. Protonlar ve nötronlar hareketsizdir. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönme hareketi yaparlar değerli arkadaşlar. Zıt yüklü olduklarından proton ve elektronlar birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Fakat elektronlar çekirdeğe düşmez. Farklı atomların proton sayısı farklıdır. Atom numarası kimliği proton sayısıdır. Kıymetli arkadaşlar. Yine burada küçük bir etkinliğimiz var. Hemen bu etkinliğimize bakalım kıymetli arkadaşlar. Nokta nokta demiş atomun merkezine verilen attır değerli arkadaşlar. Çekirdek atomun merkezine verilen attır. Çekirdeğin çevresine yer alan yörüngeler değerli arkadaşlar biz katman, periyot ya da halka diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Bazen sorularda halka gelir, bazen katman gelir, bazen değerli arkadaşlar periyot gelir. Buralara biz çok dikkat etmeliyiz. Atomun çekirdeğinde artı yüklü değerli arkadaşlar artı yüklü kimlerdi? Pozitif yüklerdi değerli arkadaşlar yani protonlardı. Atomun katmanlarında negatif yükler bulunur kıymetli arkadaşlar yani elektronlar. Atom çekirdeğindeki yüksüz parçacıklara biz nötron diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Atom hücreden daha küçüktür kıymetli arkadaşlar. Atomun kimliğini kıymetli arkadaşlar atom numarası ya da proton sayısı belirler. Burası bizim için önemli. Peki atomun kütlesine bakalım. Çekirdekte bulunan proton ve nötronun kütlesi hemen hemen birbiriyle aynıdır. Elektronun kütlesi proton kütlesine göre daha küçüktür. Proton kütlesi elektron kütlesinin yaklaşık 2000 katı kadardır. Bu nedenle atomun kütlesini proton ve nötron oluşturur. Atomun kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte toplanmıştır kıymetli arkadaşlar. Zaten grafik şeklinde de biz ne yaptık? Bunu gösterdik sizlere.
hacmine bakalım. Atomun hacminin tamamı düşünüldüğünde çekirdeğin küçük bir kısmını kaplar. Bu nedenle atomun hacminin kıymetli arkadaşlar elektronlar oluşturur. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar detaylı bir şekilde konumuzu incelemeye. Atomun yapısına baktığımız zaman bunun sonucunda ulaştığınız en küçük parça yine alüminyum özelliği taşıyan ve alüminyumu oluşturan parçacıklardır değerli arkadaşlar. Bu parçacıklar maddenin yapı taşlarıdır. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine bu elementin atomu kıymetli arkadaşlar denir. Peki atomun yapısına baktığım zaman değerli arkadaşlar dediğimiz gibi maddenin yapı taşına biz her zaman ne diyeceğiz? Atom diyeceğiz. Canlı cansız bütün maddeler atomlardan meydana gelmiştir. Atomun kelime anlamı bölünemez, parçalanamazdır. Fakat günümüzde atom bölünebilmektedir. Atom içerisinde daha da küçük parçacıklar bulunmaktadır. Atom içerisinde proton, nötron ve elektronlar bulunur kıymetli arkadaşlar. Zaten animasyonda da baktığımız gibi değerli arkadaşlar. Çekirdekte proton, nötron yükler bulunuyor ve etrafında hızlıca hareket eden değerli arkadaşlar elektronlardır. Atomlar göze görünmeyecek kadar küçük. Atomların büyüteç ya da mikroskop gibi araçlarla görmek mümkün değildir. Atomların renk, koku gibi özellikleri de yoktur. Ancak verilen modellerde atomların farklı renklerde olması farklı maddelere ait olduğunu belirtmek içindir. Kıymetli arkadaşlar, biz burada atomu değerli arkadaşlar iki bölümde inceleyeceğiz. Yani çekirdek katman, çekirdeği de kendi içerisinde proton, nötron diye katmanları da değerli arkadaşlar elektron diye ne yapacağız? Belirteceğiz. Çekirdekte proton, nötron bulunur. Katmanlarda ise eksi yüklü elektronlar bulunur. Atom, çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölümden oluşur dedik. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Katmanlarda ise negatif yüklü elektronlar bulunmaktadır. Kıymetli arkadaşlar şimdi tek tek atom altı parçacıklarına baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Protona baktığımız zaman atomun yapısındaki pozitif artı yüklü taneciklerdir. Protonlar atomun çekirdeğinde bulunur. P artı sembolü ile gösterilir. Her atomun proton sayısı farklıdır. Çekirdekte bulunan pozitif artı yüklü taneciklerdir. Atom numarası her zaman eşittir değerli arkadaşlar. Proton sayısıdır. Kıymetli arkadaşlar burası bizim için gerçekten çok çok önemli bir bilgi. Bazen sorularda, testlerde, yeni nesil sorularda bu bilgiyi sorabilmektedirler. Atom numarası eşittir kıymetli arkadaşlar. Proton sayısı bunu muhakkak bilmemiz lazım. Çünkü sorularda karşımıza geliyor. Yan tarafta değerli arkadaşlar lityum elementinin ve karbon elementinin değerli arkadaşlar animasyonu verilmiş. Kıymetli arkadaşlar lityum elementinin 3 tane protonu var kıymetli arkadaşlar. Karbon elementi ise 6 protonu var kıymetli arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman animasyonda bunları da rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Peki nötrona bakalım. Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütlesi proton kütlesine hemen hemen eşittir değerli arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Kütlesi proton kütlesine hemen hemen eşittir. Nötron en üstü sıfır sembolü ile her zaman gösterilir. Çekirdekte bulunan yüksüz taneciktir. Kıymetli arkadaşlar, normalde nötron ne harfiyle gösterilir? Yani küçük ne harfiyle? Oradaki ne üstü sıfır demek? Sıfır demek yüksüz olduğunu temsil ediyor. Yani yükünün olmadığını burada biz anlayabiliyoruz. Yani çekirdekte bulunan yüksüz taneciktir. Atom kütlesi değerli arkadaşlar atomun sahip olduğu proton ve nötron kütlesidir. Kıymetli arkadaşlar yine sağ tarafta da yine animasyonda değerli arkadaşlar lityum ve karbon elementinin nötron yapıları ne yapılmıştır? Verilmiştir kıymetli arkadaşlar. Peki elektronlara bakalım. Elektronlar eksi sembolü ile gösterilir. Elektronlar çekirdeğin etrafında yani çekirdeğin etrafında dolanan negatif eksi yüklü taneciklerdir. Kıymetli arkadaşlar, dairesel olarak çok hızlı bir şekilde döner. Çekirdeğin etrafında dolanan negatif eksi yüklü taneciklerdir. Proton sayısı ve elektron sayısı eşit olan atomlar kıymetli arkadaşlar. Her zaman biz bunları ne bileceğiz? Nötr atom bileceğiz değerli arkadaşlar. Bazen sorulardan yine bu bilgi de %100 karşımıza çıkabiliyor. Proton sayısı, elektron sayısına eşit olduğu durumlara değerli arkadaşlar. Biz nötr atom diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar lityum ve karbon elementinin elektron sayıları değerli arkadaşlar halkalarda verilmiştir kıymetli arkadaşlar. Lityumun iç elektronu,
Karbonun değerler kaçlar? 6 elektronun halkalarda, dairelerde hareket ettiğini animasyonda ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Kıymetten kaçlar? Atomun özelliklerine baktığımız zaman elektron çekirdeğin etrafında katmanlarda hareket etmektedir. Proton ve nötron atom çekirdekte yavaş hareket eder. Atomun hacmini elektronlar oluşturur. Bir atomun kimliğini protonlar belirler. Aynı cins atomların proton sayıları da değerli arkadaşlar farklı olacaktır. Atomun kütlesini proton ve nötron belirler. Elektronlar ve protonlar arasındaki çekim kuvveti sayesinde elektronlar etrafa dağılamazlar değerli arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için çekirdeğe yapışmazlar. Aynı cins her atomun nötron ve elektron sayıları değerli arkadaşlar farklı olabilir. Atom çıplak gözle görülemez. Duyu organlarıyla hissedilemez. Ancak gelişmiş araçlarla atom artık görülebilmektedir kıymetli arkadaşlar. Atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Katmanlarda ise elektronlar bulunmaktadır. Şimdi gelelim bilimsel araştırmalara değerli arkadaşlar. Bilimsel araştırmaların amacı yaşanan doğal dünyayı anlamak ve açıklamaktır. Bilimsel araştırma soru sormakla başlar ve soruların cevabını arayarak devam eder. Sorulara cevap ararken bilimsel gözlem ve bilimsel fikir iki temel kaynaktır. Bilimsel gözlemlerde duyular kullanılır ve gözlemler genellikle bir deney sırasında yapılır. Deney sorularının cevaplanmasına yardımcı olacak delilleri üreten bir deneme veya kontrollü gözlemdir değerli arkadaşlar. Şimdi bilimsel araştırmalara baktığım zaman kıymetli arkadaşlar, bilimsel gözlem yapmak için mutlaka deney yapmak gerekmez. Bilimsel gözlem yapmak için mutlaka deney yapmak gerekmez. Bazen doğal dünyayı anlamak için ölçümler veya doğrudan gözlemler yapılabilir. Ölçüm zaman, uzunluk, hacim, kütle ve sıcaklık gibi niceliklerin ölçülmesidir. Bilimsel düşünceler bilimsel gözlemlerden elde edilen deliller kullanılarak geliştirilir. Modeller, teoriler ve kanunlar bilimsel açıklama türleridir değerli arkadaşlar. Peki bilimsel araştırmada değerli arkadaşlar biz dedik ki iki önemli kavramımız var değerli arkadaşlar. Bir tanesi hipotez, ikincisi teoridir değerli arkadaşlar. Teorinin diğer ismi de kuramdır. Hipoteze baktığımız zaman bilimsel bir probleme geçiş çözüm yoluna değerli arkadaşlar biz hipotez diyeceğiz. Teori ise deney ve gözlemlerle hipotezin doğrulanması sonucu hipotez teoriye dönüşür. Yani kanıtlanmıştır. Teorinin özelliklerine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, değerli öğrenciler burası sürekli sorularda, testlerde yorum olarak, bilgi olarak bu bilgi karşımıza çıkacak da lütfen dikkatli olalım burada. Teorinin özelliklerine baktığımız zaman neden ve nasıl sorularına yanıt vermeye çalışır? Kendi içinde mantıksal tutarlılığı vardır. Teori zamanla değişerek başka teorilere dönüşebilir. Atomla ilgili teoriler zamanla değişerek günümüze kadar değerli arkadaşlar gelmiştir. Bilimsel araştırmaya baktığımız zaman değerli arkadaşlar, teori birçok gözlemin bir arada değerlendirilmesi sonucunda yapılan açıklamalardır. Örneğin uzaydaki cisimlerin birbirinden uzaklaşmasına dayanan gözlemler sonucunda evrenin genişlediği teori ortaya konmuştur. Teoriler zamanla yeni gözlemlerle değerli arkadaşlar değişebilir. Bilim adamları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlemlerden elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Günümüzde atomla ilgili bilimsel çalışmalar hala devam etmektedir değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar atomla ilgili görüş atan bilim insanlara bakalım kıymetli arkadaşlar. Atom inceleyen, atoma ilgili fikirler ortaya atan değerli arkadaşlar. Milattan önce bir sürü bilim insanı yaşamış ve atomu ne yapmıştır değerli arkadaşlar. Atom hakkında fikirler ortaya atmıştır. Bir de gelen bu bilim insanları tek tek değerli arkadaşlar yapmış olduğu çalışmalarla birlikte inceleyelim. Kıymetli arkadaşlar Demokritos'a baktığımız zaman atom hakkında ilk görüş yani milattan önce 400'lü yıllarda Yunanlı filozof Demokritos tarafından ortaya konmuş. Değerli arkadaşlar Demokritos atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylenmiştir. Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünmeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Kıymetli arkadaşlar Demokritos bu bilgileri ne yapmıştır?
bu tarihlerde yani bu zamanlarda değerler kaçlar ortaya atmıştır. Peki bundan sonra değerler kaçlar Dalton atom modeli gelişmiştir kıymetler kaçlar. Atom hakkında ilk bilimsel görüş ise İngiliz bilim insanı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Kıymetli arkadaşlar, Dalton atom hakkında ilk bilimsel görüş dedik ortaya o atmıştır. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur demiş. Maddeler çok küçük bölünemez, yok edilemez sert taneciklerden oluştuğunu söylemiştir. Atom içi dolu bel küre şeklinde de kıymetli arkadaşlar. Zaten sağ tarafta da belirtildiği gibi bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur kıymetli arkadaşlar. Bunları değerli arkadaşlar bu görüşü ise bu fikirle ise 1766 yılında değerli arkadaşlar John Dalton tarafından ne yapılmıştır? Ortaya atılmıştır. John Dalton'dan sonra değerli arkadaşlar Thomson atom modeli ortaya atılmış. Sonraki yıllarda İngiliz fizikçi Joseph Thomson yaptığı deneyler sonucunda atomla ilgili yeni görüşler ortaya koymuştur. Eksi yükler elektronlar üzüme, kekin kendisi ise pozitif yükler yani protona benzetilmiştir. Yani üzümlü keke benzetilmiştir değerli arkadaşlar. Eksi yükler hareket etmemektedir. Atomlar daha küçük tanecikten oluştuğu için parçalanabilir değerli arkadaşlar. Atomlar daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilir. Kıymetli arkadaşlar Thomson ise bu görüşü ne yapmıştır? Ortaya atmıştır. Thomson'ı bir üzümlü kek modeliyle de ne yapabiliyoruz? Değerli arkadaşlar bazen sorularda bunu da soran biliyorlar. Yani eksi yükleri değerli arkadaşlar elektronlar üzüme benzetilmiş. Kekin kendisi de değerli arkadaşlar yani protonlara pozitif yüklere benzetmiştir. Rutherford'a baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Rutherford yaptığı çalışmalar sonucunda çekirdeği keşfetmiştir. Pozitif yüklere proton adını vermiş. Proton bulunduğu yeri çekirdek demiştir. Çekirdek etrafında elektronların hareket halinde olduğunu keşfetmiştir değerli arkadaşlar. Yaptığı model güneş sistemine benzetilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, Rutherford atom modelini Güneş sistemine benzetmiştir kıymetli arkadaşlar. Sorularda, testlerde bunu da kesinlikle bize soracaklardır. Rutherford'dan sonra değerli arkadaşlar Bohr atom modeli gelmiş. Niels Bohr ise atom teorisinde elektronların hareketini ne yapmıştır? İncelemiştir. Elektronlar çekirdek etrafına rastgele dolanmamaktadır. Elektronlar çekirdeğin belli uzaktaki katmanlarda bulunmaktadır. Yavaş yavaş değerli arkadaşlar artık düzgün bilgiye ne yapılmıştır? Varmaya çalışılmıştır değerli arkadaşlar. Peki bundan sonra kıymetli arkadaşlar yani bu atom modelinden sonra kıymetli arkadaşlar günümüzdeki modern atom modeli geliştirilmiştir. Bohr atom modelinden sonra ise modern atom teorisi gelir. Bu model bulut modeli olarak da bilinir. Kıymetli arkadaşlar modern atom modelin diğer ismi ise bulut modelidir. Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettiği için bunların belli bir yörüngesi yoktur. Sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler vardır. Bu bölgeler elektron bulutu olarak adlandırılır. Kıymetli arkadaşlar, modern atom modelini de değerli arkadaşlar, bulut modeline ne yapılmıştır? Benzetilmiştir. Geçmişten günümüze baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, bilim insanları yapmış olduğu çalışmalar bunlar. Her bir bilim insanının yapmış olduğu çalışmalar ve atomla ilgili, elektronlarla ilgili atom altı parçacıklara ilgili görüşleri değerli arkadaşlar özetle olarak bunlardır. Demokritos'a göre değerli arkadaşlar madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünmeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur demiş. Daha sonra Dalton atom modeline göre değerli arkadaşlar Dalton ise maddenin en küçük yapı birimi atom, atomlar içi dolu bel kürelerdir. Bütün maddelerin farklı cins atomlardan oluştuğunu söylemiştir. Daha sonra Thomson değerli arkadaşlar gelmiş. Eksi yükler yani elektronlar üzüme, kekin kendisi pozitif yüke yani protona benzetilmiştir. Eksi yükler hareket etmemekte, atom daha küçük parçalardan oluştuğu için parçalanabilir değerli arkadaşlar ifadesi ne yapılmıştır? Kullanmıştır. Thomson'dan sonra kıymetli arkadaşlar Rutherford modeli gelmiş. Pozitif yüklere proton adını vermiştir. Protonun bulunduğu yeri çekirdekte demiştir değerli arkadaşlar. Çekirdek etrafında elektronların hareket halinde olduğunu keşfetmiş. Yaptığı model güneş sistemine ne yapmıştır kıymetli arkadaşlar? Benzetilmiştir. Daha sonra Bohr atom modeli gelmiş. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafına rastgele dolanmamakta.
Elektronlar çekirdeğin belli bir uzaktaki katmanlarında bulunmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, Bohr atom modelinden sonra günümüzdeki modern atom modeli, yani bulut modeli değerli arkadaşlar. Yani elektron bulutu adı verdiğimiz diğer model gelmiş, en gelişmiş model. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için elektronların yerini belirleyemeyiz. Elektronların bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere elektron bulutu denilmektedir kıymetli arkadaşlar. İşte bütün bilim insanlarının yapmış olduğu atomla ilgili çalışmalar, düşünceler değerli arkadaşlar bunlardır. Konunun ana fikri burası değerli arkadaşlar. Bu ünitenin en önemli yeri burası. Sorularda, testlerde, denemelerde, yazılarda en çok bu 6 modeli ne yapabiliyorlar? Bize özellikleriyle birlikte, görüşleriyle birlikte bize sorabiliyorlar. Lütfen burası bizim için önemli. Bol bol tekrar yapıp soru çözmeyi ihmal etmeyelim. Bazen sorularda kıymetli arkadaşlar, bu modelleri acaba nasıl aklımızda tutabiliriz? Yani nasıl hatırlayabiliriz? Kıymetli arkadaşlar, deden Trabzonlu mu? Dedenin Trabzonlu olduğu kelimesi kıymetli arkadaşlar. Yani bu kelimeyi hatırlayarak bu bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaları ne yapabilirsiniz? Bilebilirsiniz. Örneğin deden büyük baş harfleri değerli arkadaşlar. Burada Demokritos, Dalton, TR demek değerli arkadaşlar, Thomson, Rutherford, Bohr, daha sonra modern atom teorisi değerli arkadaşlar. Bu şekilde biz ne yapabiliriz? Bu kelimenin baş harflerini kullanarak bu bilim insanlarının yapmış olduğu modelleri kıymetli arkadaşlar kodlayabiliriz. Peki molekül nedir değerli arkadaşlar? Buna bakalım. Atom kümelerine molekül denir. Molekül içerisinde aynı ya da farklı cins atomlar bulunabilir. Element molekülü değerli arkadaşlar. Örneğin eğer tek atomik yapıda aynı tür iki molekül bir araya geldiği zaman değerli arkadaşlar, atom bir araya geldiği zaman element molekülü meydana getirir. Örneğin iki tane oksijenin yan yana gelmesi gibi. Bileşik molekülü ise adı üstünde iki farklı elementin bir araya gelerek kendi kimliğini kaybedip yeni oluştukları saf maddeler. Örneğin azot, oksijen ya da H2O su kıymetli arkadaşlar, NO2, karbondioksit bunlar nedir? Bunlar kıymetli arkadaşlar farklı elementler bir araya gelmiş, kendi özelliklerini kaybetmişler ve yeni saf maddeler ne yapmışlardır? Oluşturmuşlardır. Biz bunlara da bileşik molekülü diyeceğiz. Şimdi element molekülüne baktığımız zaman değerli arkadaşlar, aynı elementlerin atomlarından oluşan moleküller element molekülü olarak adlandırılır. Element molekülleri tek çeşit atom içerir. Zaten bileşik molekülü değerli arkadaşlar farklı atomlar barındırır. Yani farklı atomlardan oluşan moleküller ise atomların büyüklüğü ve özellikleri farklıdır. Bu şekildeki moleküller ise bileşik molekül olarak değerli arkadaşlar adlandırılır. Kıymetli arkadaşlar, konuyla ilgili boşluklarımız var. Hemen buraya bakalım. Atomun çekirdeğinde değerli arkadaşlar biz dedik proton ve nötron parçacıkları bulunur. Atomlar içi dolu berk küreler olduğunu öne süren bilim insanı değerli arkadaşlar Dalton'du. İki ya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu yapıya kıymetli arkadaşlar molekül denir değerli arkadaşlar. Maddenin en küçük yapı taşına biz diye dedik atom dedik. Atomu üzümlü keke benzeten bilim insanı değerli arkadaşlar Thomson'dı. Günümüzde kabul gören atom teorisi değerli arkadaşlar bulut teorisiydi. Yani modern atom teorisiydi kıymetli arkadaşlar diğer ismiyle. Bir probleme dair geçici ve kısmen doğrulanan çözüm yoluna hipotez dedik değerli arkadaşlar. Elektronların çekirdekte belli uzaktaki katmanlarda bulunduğu görüşünü öne süren bilim insanı kıymetli arkadaşlar Bohr teorisiydi kıymetli arkadaşlar. İşte bu şekilde sorularda, testlerde bu bilgiler karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim kıymetli arkadaşlar atom. Bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü tanecikler kıymetli arkadaşlar proton. Bir atomun çekirdeğinin etrafındaki enerji katmanlarında ve kendi etrafında dönen negatif yüklü tanecikler elektronlardır değerli arkadaşlar. Atomun yapısını güneş sistemine benzeten bilim insanı kıymetli arkadaşlar Rutherford'du. Elektronların çekirdeği belli uzaktaki bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı Bohr'du. Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz tanecikler kıymetli arkadaşlar
Bu da nötron dediğimiz yapılardı değerlenen kaçtır. Maddenin en küçük yapı taşına değerlenen kaçlar biz ne dedik? Atom dedik, doğru. Atom çekirdek ve katmanlardan oluşuyor kıymetlerin kaçtır? Evet. Atomun kütlesinin büyük bir kısmının katmanlarındadır kıymetlerin kaçtır? Bu yanlış. Nötron parçacığı negatif yüklü taneciklerdir kıymetlerin kaçtır? Nötron bir kere yüksüzdür değerlenen kaçtır? Atomlarda hareket eden parçacıklar protonlardır. Tam tersi elektronlar olacaktı. Maddenin atomlardan oluştuğu fikri ilk ortaya atan John Dalton'da kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu da yanlış. Atomu üzümü keke benzeten değerli arkadaşlar. Bu da Rutherford'du değerli arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık kıymetli arkadaşlar? Bunları da bu şekilde çözdük. Şimdi gelelim kıymetli arkadaşlar. Yine burada bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgiler hangi atom modeline aittir değerli arkadaşlar? Bunları bilmemiz lazım. Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünmeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bu Demokritos'u değerli arkadaşlar. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Bu da Demokritos'un fikri. Maddenin en küçük yapı birimi değerli arkadaşlar atomdur. Bu John Dalton. Atomlar içi dolu bel kürelerdir. Bu da John Dalton. Bütün maddelerin farklı cins atomlarda oluşmuştur. Bu da John Dalton fikri. Eksi yükler yani elektronlar üzümlü çekin. Kendisi pozitif yüke protona benzetilmiştir. Thomson'da değerli arkadaşlar. Eksi yükler hareket etmemektedir kıymetli arkadaşlar. Thomson. Atom daha küçük parçalardan oluştuğu için parçalanabilir değerli arkadaşlar. Thomson. Pozitif yüklere proton adını verilmiş kıymetli arkadaşlar. Thomson'da. Çekirdek etrafında elektronlar hareket halinde olduğunu keşfetmiş kıymetli arkadaşlar. Bu da kimdi? Rutherford'du değerli arkadaşlar. Yaptığı model güneş sistemine benzetilmiş Rutherford değerli arkadaşlar. Elektronlar çekirdek etrafında rastgele dolanmamaktadır. Bunu Bohr demişti. Elektronlar çekirdeğin belli bir uzaktaki katmanlarda bulunmaktaydı. Bu da Bohr'un fikri değerli arkadaşlar. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için elektronların yerini belirleyemeyiz. Bu günümüzdeki atom modeli değerli arkadaşlar. Modern atom. Elektronların bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere biz elektron bulutu diyorduk. Bu da değerli arkadaşlar modern atom teorisinin ilk cümleleriydi değerli arkadaşlar. İşte bu şekilde sorularda, testlerde, denemelerde değerli arkadaşlar bu modellerle ilgili bilgi bu şekilde çıkacaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Kıymetli arkadaşlar burada yine küçük bir animasyonumuz var. Bir değerli kaç bire biz katman diyeceğiz. Katmanın diğer ismi periyot değerli arkadaşlar halka da diyebiliyoruz. Buralarda elektronlar yükleniyor değerli arkadaşlar. 2'ye baktığımız zaman elektron. 3'e baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? Çekirdek. 4'e baktığımız zaman pozitif yükler protonlar. Protonlarla birlikte çekirdekte kim bulunuyordu? Nötronlar. 5 tane olacaktı. Nötron yani yüksüz olan yapılar olacaktır. Değerli arkadaşlar proton bulunduğu yer neresiydi? Çekirdek. Sembolü neydi? P artı. Elektron yükü pozitifti. Kütlesi değerli arkadaşlar 1'di. Nötrona bakalım. Bulunduğu yer çekirdek. Sembolü neydi? Ne yüzü 0. Elektrik yükü değerli arkadaşlar yüksüzdü. Kütlesi kıymetli arkadaşlar yine 1'di. Elektronlar değerli arkadaşlar bulunduğu yer atomun çevresiydi değerli arkadaşlar. Yani katmanlardı. Sembolü E üzeri eksiydi. Elektrik yükü değerli arkadaşlar. Elektronun elektrik yükü sıfırdır değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar burada biz karıştırmışız. Elektron değerli arkadaşlar. Elektronlar negatif yüklü. Nötronlar yüksüz yani sıfırdır kıymetli arkadaşlar. Eksiye değişecek. Değerli arkadaşlar elektron kütlesine baktığımız zaman 1 bölü 1200 olacak. Burası da bizim için önemli. Nötronun değerli arkadaşlar elektrik yükü sıfırdır yani yüksüzdür. Elektron yükü ise değerli arkadaşlar eksidir. Kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar buraya bakalım. Kaç çeşit atom içeriyor? Birinci bileşiğe baktığımız zaman etrafında 3 tane beyaz, ortada da bir tane kırmızı molekül var. O zaman burada kaç çeşit atom var? 2 çeşit. Değerli arkadaşlar daha sonra yukarıya baktığımız zaman 2 çeşit yani tek çeşit molekül var değerli arkadaşlar. Tabii ki onun bir altına geçelim. Kaç tane atom içeriyor demiş? 2. Toplamda 3 beyaz 1 kırmızı 4. Element molekülü bileşik molekül mü?
Değerler kaçtan iki farklı element bir araya geldiği için birleşiği meydana getirecektir. Yine yukarıda iki tane kırmızı aynı tür molekül var değerler kaçta. Sonuçta aynı tür olduğu için bir çeşit atom var. Kaç tane atom içeriyor? İki. Element mi bileşik mi değerler kaçta? Bu element molekülüdür. Daha sonra yukarıya baktığımız zaman kıymetler kaçta? Üç kırmızı. Ortada bir siyah değerler kaçta? Yanlarda da iki tane beyaz var. Böyle bir bileşiğimiz var. O zaman toplamda burada kaç çeşit atom içeriyor? Kıymetler kaçta? Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bir, iki, üç. Üç çeşit var değerler kaçta? Bir kırmızı, bir siyah, bir de beyaz var. Peki toplamda kaç tane atom içeriyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Element mi, bileşik mi değerler arkadaşlar? Hepsi birbirinden farklı olduğu için bu bileşik molekül olacak. Daha sonra yukarıya baktığımız zaman 3 tane kırmızı var. Sonuçta bu kaç çeşit atom içeriyor değerler arkadaşlar? Sonuçta bunlar üçü de aynı olduğu için tek çeşit atom içeriyor. Kaç tane atom içeriyor desek 3 tane. Ama bu element mi, bileşik mi, kıymetli arkadaşlar? Bu kesinlikle element molekülüdür. Aynıysa element molekülü, farklıysa bileşik molekülüdür, kıymetli arkadaşlar. Yine burada küçük bir etkinliğimiz var. Atomun merkezi, protonlar, nötron ev sahibi. Çekerim atomun yükünü, çevreler elektron etrafında. Kıymetli arkadaşlar, protonla nötron ev sahibiyim demiş. O zaman bu çekirdektir kıymetli arkadaşlar. İkiye bakalım. Kütlem varsa bile yüküm yok. Çekirdekte dursam bile hareketim yok. O zaman bu kesinlikle kimdir? Nötrondur değerli arkadaşlar. Üçe bakalım. Üzerimde dolanır yaramaz elektronlar. Benden bazı atomlarda az var, bazen de çok var. Bu kesinlikle katmandır değerli arkadaşlar. Çok tembelim. Yüküm pozitif. Durumum çekirdekte hareketsizce çekerim elektronları kendime. Bu da protonlardır değerli arkadaşlar. Bu şekilde de küçük bir şiir yapılmış kıymetli arkadaşlar. Bazen bunlara benzer de sorular karşımıza gelebiliyor. Yine bir etkinliğimiz var. Değerli arkadaşlar birinci atom modeline baktığımız zaman Dalton'dur değerli arkadaşlar. John Dalton. Daha sonra Thomson üzümlü kek. Değerli arkadaşlar Bohr atom modeli. Daha sonra güneş sistemine benzetmiştir. Rutherford kıymetli arkadaşlar. Atomun yapısıyla ilgili yukarıdaki ifadeler ileri süren bilim insanı hangisidir değerli arkadaşlar? Atomun yoğunlaştığı bir çekirdeği vardır. Çekirdek protonlardan meydana gelmiş. Elektronlar çekirdeğin çevresinde dolanır. Kıymetli arkadaşlar bu üç cümle kime ait olabilir? Bu Ernest Rutherford'un sözlerinin değerli arkadaşlar. Doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar bu da yine doğru yanlışlarımız var. Atom fikri ilk ortaya Demokritos atmıştır. Doğru. Modern atom teorisine göre elektronlar bulutu içinde hareket etmektedir. Evet. John Dalton atom üzümlü keke benzeterek açıklamıştı. Hayır, yanlış. Rutherford elektronların çekirdeğin çevresinde dolandığını ileri sürmüştür. Evet. Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı Bohr yapmıştır. Yanlış. John Dalton atomu parçalanmayan bel küreye benzeterek açıklamıştır. Evet. Rutherford atomun yoğunlaştığı bir çekirdeği olduğunu ne yapmıştır? Ortaya atmıştır. Kesinlikle doğru kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim elektron katmanlarındaki dizilimlere bakalım değerli arkadaşlar. Yani elektron dizilimine bakalım. Kıymetli arkadaşlar her zaman birinci katmana maksimum 2 elektron gelir. İkinci katmana maksimum 8. Üçüncü katmana maksimum 8 elektron gelir değerli arkadaşlar. Burada özel bir yöntem var kıymetli arkadaşlar. İnşallah liseye geçtiğin zaman kimya dersinde değerli arkadaşlar bu üniteyi yani elementlerin periyodik cetveldeki yerini SSPS kuralına göre değerli arkadaşlar daha rahat bir şekilde size anlatılacaktır. Şu anki dersimizde kıymetli arkadaşlar milli eğitim fazla detaya inmiyor değerli arkadaşlar. Belli bir yere kadar anlatılmış. Biz burada sadece birinci katmana maksimum 2 elektronun, ikinci katmana maksimum 8 elektronun, üçüncü katmana da ise maksimum 8 elektron geldiğini bileceğiz kıymetli arkadaşlar. Zaten bu yöntemi kullanarak ilk 20 elementin yerini periyodik cetvelde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 20'den sonrasını değerli arkadaşlar inşallah kimya dersinde, lise dersinde göreceksiniz değerli arkadaşlar. Atomların katmanlarındaki belirli sayıda elektronlar bulunur. Çekirdeğe en yakın birinci katmanda en fazla 2 elektron bulunur. Birinci katman dolduğunda değerli arkadaşlar birinci katman dolmadan ikiye geçilmez. Ya da iki dolmadan üçe geçilmez değerli arkadaşlar. Bu bir kuraldır.
İkinci katmanda ise maksimum 8 elektron. Bu katmanda dolduğunda 3. katmana geçilir. Atom numarası 20'ye kadar olan atomlardan 3. katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir. Kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu formüle göre yani 1. katmanı 2, 2. katmanı 8, 3. katmanı 8. Elektron dizimine baktığımız zaman ilk 18 elementi rahatlıkla ne yapabiliriz? Periyodik cetveldeki yerini bulabiliriz. Şimdi ilk 18 elementin katman ve elektron dizilimine bakalım değerli arkadaşlar. Hidrojenin 1'dir. Helyumun 2, lityumun 3 elektron değerli arkadaşlar var. Beryumun 4, borun 5, karbonun 6, azotun 7, oksijen 8, flor 9, neon 10, sodyum 11, magnezyum 12, alüminyum 13, silisyum 14, fosfor 15, değerli arkadaşlar kükürt 16, klor 17, argon 18 değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Aşağıda proton sayıları verilen atomlarla ilgili tabloyu doldurunuz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi sıra dikkatli bir şekilde baktığımız zaman proton sayısı neymiş? 4'müş. Peki elektron dizilimi nasıl yapılacak? İlk katmana 2 elektron gelir. İkinci katmana maksimum kaç gelir? 2 tane elektron kullandıysam 4'ten 2 çıkar 2. Geriye 2 tane kaldı. Demek ki ikinci katmana maksimum 2 tane gelir. O zaman değerli arkadaşlar, her bir katmana değerli arkadaşlar sonuçta 2 2 dizildiği için 2 katman var. O zaman burada katman sayısı 2'dir. O zaman ikinci periyot 2A grubunda değerli arkadaşlar. İnşallah bunu da 8. sınıfın 4. ünitesinden madde konusunda bunu daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. O zaman son katmanda değerli arkadaşlar 2 elektron var. Sonra diyelim atom numarası 11 olan bir elemente bakalım kıymetli arkadaşlar. Birinci katmanı 2, ikinci katmanı 8, 2, 8 tane yapacak 10. Peki 10 tanesini kullandım. Peki bu element kaç atomda? 11. O zaman son katmana 1 gelir, toplasak 11 yapacak. O zaman 1, 2, 3, 3 katman var. Birinci katmana 2, ikinci katmana 8, üçüncü katmana da değerli arkadaşlar 1 elektron dizilmiştir. O zaman son katmanda 1 elektron var. 8'e bakalım 2, 6. Değerli arkadaşlar 10'a bakalım 2, 8. 15'e bakalım 2, 8, 5. 18'e bakalım 2, 8, 8. 6'ya bakalım 2, 4. 13'e bakalım 2, 8, 3. 9'a bakalım 2, 7. Kıymetli arkadaşlar, bu mantıkla bir elementin proton sayısı, elektron dizilimi, katman sayısı ve son yörüngesindeki değerli arkadaşlar elektron sayısına ne yapabiliriz? Bu şekilde ulaşabiliriz. Kıymetli arkadaşlar, katman sayısına biz yine periyotta diyeceğiz. Değerli arkadaşlar halka da diyeceğiz. Bazen sorularda karşımıza gelebiliyor. Ve son katmandaki elektron sayısı her zaman bize grup numarasını da verecektir değerli arkadaşlar. İnşallah bu konuyu da 8. sınıfın madde konusunda detaylı bir şekilde inşallah orada görürsünüz değerli arkadaşlar. Genellikle metaller 1, 2, 3 ile bittiği için 1A, 2A, 3A diyoruz. Değerli arkadaşlar, daha sonra 5, 6, 7A değerli arkadaşlar yarım metaller. A metaller yani. A metaller değerli arkadaşlar. Daha sonra 8A değerli arkadaşlar soy gazlar. Yani burada özel durumlar var kıymetli arkadaşlar. Örneğin burada 2 bitmiş metal, 1 bitmiş metal, 6 ile bitmiş A metal, 8 ile bitmiş soy gaz. Değerli arkadaşlar 5 ile bitmiş A metal, 8 ile bitmiş soy gaz. 4 ile bittiği için değerli arkadaşlar özel durumlar var yarım metal. 3 ile bittiği için metal, 7 ile bitmiş A metal. Kıymetli arkadaşlar bazen helyum gibi son yörüngesi 2 ile biten değerli arkadaşlar özel elementler de oluyor. Bunlar yine soy gaz olabiliyor. İnşallah bu konuyu da kıymetli arkadaşlar bir elementin periyodik cetveldeki grup numarasını, periyot numarasını inşallah 8. sınıfın konusunda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Normalde değerli arkadaşlar YouTube kanalında bu konuyu da anlatmışız. Merak eden oradaki videolarda bakabilir. Peki nötr atoma bakalım. Değerli arkadaşlar, nötr atom demek proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma biz nötr atom diyeceğiz. Yani proton sayısı elektron sayısına eşitse kıymetli arkadaşlar bu atom nötr atomdur. Moleküle bakalım değerli arkadaşlar. Atomların birbirine bağlanarak oluşturduğu yapılar molekül adı verilir. Moleküler aynı cins ya da farklı cins atomlardan meydana gelebilir. Örneğin iki hidrojen bir oksijenle birleşmiş farklı cins atom oluşturmuş ve kimliklerini kaybetmiş, su oluşturmuş değerli arkadaşlar. Burada da iki tane oksijen elementi gelmiş. Aynı cins atomlardan oluşmuş oksijen molekülü ne yapmıştır? Oluşturmuştur.
Yine burada değerler kaçlar? Molekül mü? Değerler kaçlar? Bunlara bakalım. Element mi? Molekül mü? Değerler kaçlar? Şimdi birincisine baktığımız zaman üçü de farklı değerler kaçlar? İkincisi değerler kaçlar? Molekül değil. Atomik yapıda. İkincisi değerler kaçlar? Molekül. Hatta bileşik değerler kaçlar? Üçe baktığım zaman atomik yapıda değerler kaçlar? Atomik yapıda molekül. Bire baktığım zaman değerler kaçlar? Atomik yapıda değerler kaçlar? Bu şekilde bakacağız. Yani eğer birden fazlaysa değerler kaçlar? Molekül yapıda. Ama tek başına ise değerler arkadaşlar molekül değil atomik yapıda olacaktır. Şimdi yine burada küçük bir örneğimiz var. Şimdi 4 tane elementle büyük bir element birleşmiş değerler arkadaşlar. O zaman bu nedir? Atom tür sayısı ne olacak? 2 element var. Toplam atom sayısı 4, 1, 5. Burada değerler arkadaşlar toplam atom sayısı 2. Atom türü 1'dir. Burada da toplam atom sayısı 3. Değerler arkadaşlar atom türü ne olacaktır? Bir mor, iki tane de mavi değerler arkadaşlar 2 olacaktır. Kıymetli arkadaşlar biraz ünite ile ilgili değerlendirme sorularına bakalım. Konumuzu pekiştirelim. Daha sonra dersimizi bitirelim değerli arkadaşlar. Tanecik modeli verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman moleküler yapılıdır. Bir molekülde toplam 3 atom vardır. Aynı cins atomlardan oluşmuştur. İki çeşit atom içerir. Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bir molekülde toplam 3 atom var. Değerli arkadaşlar moleküler yapıdadır. Değerli arkadaşlar bu sonuçta aynı cins atomlardan oluşmuş kıymetli arkadaşlar. Bu yanlıştır. İki tane kırmızı bir maviden oluşan bir bileşiktir değerli arkadaşlar. Bu farklı cins atomların meydana geldiğini gösteriyor. C şıkkı ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Yukarıdaki tabloda boşluklar şeklinde hangisi gelmelidir değerli arkadaşlar denmiş. Atom türüne baktığımız zaman değerli arkadaşlar kırmızı, beyaz evet 2 ama atom sayısı değerli arkadaşlar 3 olması lazım. O zaman 1'e ne gelecek? Değerli arkadaşlar 3 gelmesi lazım. Sonra diğerine baktığım zaman atom türü sayısı 1'dir. Atom sayısı 3 olacak. 2'ye 1 gelecek. 3'e de değerli arkadaşlar 3 gelecek. O zaman doğru cevap ne olacak? C şıkkı olacaktır. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler elektron bulutu denir. Elektronun kuş sürüsü içindeki kuşlar gibi elektron bulutu içerisinden birbirine çarpmadan hareket ederler. Bu atom modeli hangisidir değerli arkadaşlar? O zaman ne olacak? Biz ne dedik en başta? Elektron bulutunu kim demişti? Modern atom modeli demiştik kıymetli arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı olacak. Bir bilim insanı şeklinde doğru vermiştir. Atomu üzümü keke benzettim ve atom parça mercim fikri yıktım değerli arkadaşlar. Şimdi Thomson üzümlü keke benzetmiş. Maddeyi oluşturan en küçük birimin atom olduğunu belirttim. Atomu içi dolu parçalanmayan bel kürelerine benzettim. Bu da Dalton'un fikriydi. Kıymetli arkadaşlar Demokritos 2, 1 Thomson, 3 Dalton olacak. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Şekildeki bulmaca çözüldüğünde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz? Atomun hacmi belirleyen tanecik. Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman şimdi atom hacmi belirleyecek tanecik değerler arkadaşlar. Atomun çekirdeğinde yüksüz tanecik nötrondur. Atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik proton. Atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik proton sayısı elektron sayısına eşit olan atom nötron atom değerler arkadaşlar. Çekirdeğindeki bulmaca çözüldüğünde aşağıdaki kavramın hangisi yer almaz? Şimdi atomun hacmi belirleyen tanecik kıymetli arkadaşlar elektronlardı. Atomun çekirdeğindeki yüksüz tanecik değerli arkadaşlar nötrondu. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atom nötron atomdu. Ama kıymetli arkadaşlar proton burada yer almıyor. Doğru cevap ne olacak? A şıkkı olacaktır. Bana göre elektronlar çekirdeğin içerisinde istedikleri gibi dolaşmaz. Çekirdeğe belli uzaktaki katmanlarda döner. Bu düşünceyi kim atmıştı? Tabii ki Niels Bohr söylemişti kıymetli arkadaşlar. Doğru cevap 5 şıkkı olacak. Şekildeğine bir atom modeli verilmiş değerli arkadaşlar. Acaba hangileri doğrudur? Bohr'a aittir. Elektronlar çekirdek içerisinde katmanlarda dolanır. Değerli arkadaşlar 1 ve 3 olacak. Doğru cevap D şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralı katlardaki bilgiler hangi bilim insanına aittir? Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır. Kıymetli arkadaşlar. Elektronların çekirdek etrafındaki dönüşünü gezegenin güneş etrafındaki dönüşüne benzetmiştir. Bu kimdi değerli arkadaşlar? Bu Rutherford'du.
Dalton'da ilk bilimsel çalışma yapmıştı. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar, son sorumuzu çözüp dersimizi bitirelim. Atomla ilgili görüşlerini ileri süren numaralı bilim insanı kronolojik sıralamaya göre hangisidir? Kıymetli arkadaşlar, ilk önce Demokritos, sonra Dalton, sonra Thomson, sonra Rutherford, sonra Bohr olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Değerli arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaları tekrar yapıp soru çözmeyi ihmal etmeyiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.